Herkese merhaba. Sony 2013 yılına gözde akıllı telefon Xperia Z ile başladı. Hemen ardından da bu akıllı telefonun tablet versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Xperia Tablet Z'ye resmiyet kazandırdı. Xperia Z'nin tasarımından izler taşıyan bu tablet yalnızca 6.9 mm kalınlığa sahip olan kasasıyla en ince Android tabletlerden biri olma niteliğini de taşıyor. Ayrıca bu tablet 495 gram ağırlığıyla da 10.1 inç sınıfındaki tabletlere göre daha hafif olma avantajını elde ediyor. Xperia Z'nin sahip olduğu 1.5 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik işlemcisi, 2 GB RAM Xperia Tablet Z'de de aynen karşımıza çıkıyor. Tabletin 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi bulunurken 64 GB'a kadar destekli bellek kartı yuvası sayesinde Xperia Tablet Z'nin depolama alanını daha da arttırmak mümkün oluyor. Xperia Tablet Z'nin 10.1 inç ekranı 1920x1200 çözünürlük desteği sunuyor. LED arka aydınlatma ekranın görüntü kalitesi ve görüş açıları Xperia Z'den biraz daha iyi. Ayrıca tablet güneş ışığı altında da kullanılmaya yetecek parlaklığı sunuyor. Ekranın üstünde 2.2 megapiksel ön kamera bulunuyor. Tabletin etrafında yer alan giriş ve çıkışlar ise tıpkı Xperia Z'de olduğu gibi kapaklarla kapatılmış. Böylelikle tabletin su geçirmemesi garanti altına alınıyor. Sol kenarda 3.5 milimetrelik mm kulaklık jakı, artık bir Sony Xperia klasiği haline gelen küçük ve yuvarlak açma kapatma tuşu ve ses kalemi tuşu bulunuyor. Altta da micro USB portu, micro SIM ve micro SD kart yuvaları bulunuyor. Üste kızıl portu ve mikrofon yer alırken ikisi sağda ikisi de altta olmak üzere toplam 4 adet hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler kulağı yeteri kadar dolduracak ve çevresel efekt etkisi yaratacak ses çıkışı sunuyor. Xperia tableti aynı zamanda suya ve toza dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tabletin bu özellikleri sahip olduğu IP57 sertifikasıyla belgeleniyor. Su geçirmezlik özelliği sayesinde Xperia tablet sağanak yağmur altında, havuz veya deniz kenarında ya da içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tableti suya batırdığınızda ekran işlemiyor. Ancak daha önce başlattığınız video oynatma, müzik dinleme veya video kaydetme gibi işlevleri su altında da devam ettirebilirsiniz. Su altında yaptığımız testler Xperia Tablet Z'nin gerçekten sağlam bir kasaya sahip olduğunu ortaya koydu. Su içinde bir serbest bıraktığımızda hızlı şekilde debe doğru çökme eğiliminde olan bu tablet hızlı şekilde yüzeye inse de ekranda veya herhangi birinde çatlak, çizilme veya ezilme meydana gelmedi. Bu arada Xperia Tablet suya dik şekilde batırmanız durumunda tuşlar istem dışı olacak şekilde işleyebiliyor. Xperia Tablet Z test merkezinin Android 4.1 jelibinde geldi ancak 4.2.2 güncellemesi geçtiğimiz günlerde de tablete kazandırıldı. Böylelikle Android 4.2.2 hasp olan bazı özellikler Xperia Tablet Z'de kazandırılmış oldu. Birden fazla kullanıcının Xperia Tablet Z'yi farklı ayarlarla kullanabilmesi, ortalanmış Android navigasyon tuşları, üste taşınan bildirim tepsisi ve durum göstergeleri güncelleme sonrasında dikkat çeken başlıca uygulamalar arasında bulunuyor. Xperia Tablet Z'de de daha önceki Sony Xperia tabletlerinde gördüğümüz şekilde küçük uygulamalar yer alıyor. Kullanıcı arayüzünün üstünde sürekli açık şekilde duran bu uygulamalar arasında internet tarayıcısı, hesap makinesi, ses kaydedici ve not defteri de bulunuyor. Bu küçük uygulamalara çoklu görev ekranı üzerinden erişiliyor. Bunun dışında Xperia Tablet ise alıştığımız Sony Xperia Android telefon deneyimini daha büyük ekranda sunuyor. Çeşitli Sony uygulamaları tablette ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca daha fazla uygulama da Google Play'den indirilebiliyor. Xperia Tablet Z'nin sahip olduğu donanım bileşenleri tabletin memnun edici bir performans göstermesini sağlıyor. Xperia Z ile aynı Yonga Set, RAM ve grafik işlemci birimine sahip olan bu tablet dolayısıyla benchmark testlerinde aşağı yukarı aynı sonuçlara erişiyor. Kullanıcı arayüzü geçişleri yeteri kadar hızlı. Android 4.2.2 güncellemesinden sonra bile uygulama menüsünün ilk kez açılmasını karşılaştığımız küçük takıma dışında herhangi bir aksaklık gözlemlemedik. İnternet tarayıcısı da gayet hızlı çalışıyor. Sayfaların açılması, kaydırma işlemleri seri şekilde yapılıyor. 10.1 inç ekran oyun keyfinde en iyi şekilde yaşamınızı sağlıyor. Grafik kalitesi ve hızı mükemmel seviyede olmasa da hareket kontrollerinin fazlasıyla iyi çalıştığını, tabletle oyun oynamanın akıllı telefona göre daha zevkli olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabletin 6000 mAh kapasiteli bataryası da normal yoğunluklu kullanımda 2-3 günlük bir çalışma ömrü sunuyor. Bekleme süresi de bir aylı uzun. Pilin azaldığı durumlarda stamina modu işe yarayacaktır. Bu mod etkinleştirildiğinde ekran kapalı iken arka planda veri bağlantısı kesiliyor ve pilden tasarruf ediliyor. Xperia tabletinin arkasındaki 8.1 megapiksel kamera otomatik odak özelliğini barındırıyor. Bu sayede etkileyici fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Özellikle yakın çekim fotoğrafları fazlasıyla beğendiğimizi söylemeliyiz. Xperia Android telefonlarında alıştığımız kamera arayüzünün kullanıldığı tablet eli fazla titretmeden stabil fotoğraflar çekmeyi olanak sağlıyor. Video ve fotoğraf çekim tuşlarını da tek bir ekranda buluşturan kamera arayüzü ayarların da hızlı şekilde yapılmasına izin veriyor. 1080p Full HD video kaydı yapan HDR moduyla da video kaydına izin veren tabletin görüntü kalitesi açısından tatmin edici ve yeteri kadar durağan HD çekimler elde etme olanak sağladığını görüyoruz. Tabletle su altında da Full HD çekimler yapabilirsiniz. Önde yer alan 2.2 megapiksel kamerada 1080p Full HD çekim yapabiliyor. Sony Xperia Tablet Z'nin 10.1 inç Full HD ekranı tableti multimedya tüketimi için cazip hale getiriyor. Zengin format desteği sunan tablette yer alan filmler uygulaması video kütüphanesindeki içerikleri düzenli şekilde sunması bakımından dikkat çekiyor. Ne var ki bu uygulama altyazı desteği konusunda yeterli olmayabiliyor. Bu durumda en iyisi alternatif video uygulamalarından yardım almak. Walkman uygulaması da müzik tarafındaki işleri hallediyor. Büyük ekran uyarlanmış, kullanıcı arayüzüne sahip olan bu uygulama şarkı bilgilerini ve albüm kapaklarını internete bağlayarak güncelliyor ve düzgün görünümlü bir müzik kütüphanesinin elde edilmesini sağlıyor. İçinde bulunduğumuz yaz mevsimi suyla en fazla aşırı neşir olduğumuz zamanlar. Tablette tatilde yanımızdan pek dayırmadığımız cihazlar olmaya başladı. Xperia Tablet Z'nin su geçirmeyen bir tablet olması onun deniz ve havuz kenarında güvenle kullanılmasını sağlıyor. Tabletin ince ve narin görüntüsüne karşın oldukça sağlam bir yapıya sahip olması da ona olan güveni arttırıyor. Tasarım, suya dayanıklılık ve full HD ekran Xperia Tablet Z'yi Android tabletler içerisinde ön plana çıkarıyor. Xperia Tablet Z ile ilgili daha fazla ayrıntıyı TeknoBudok.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.